Hepinize merhaba arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili 6. bölüm konu anlatım çalışmamıza devam ediyoruz. Yeni yüklediğimiz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Bu şekilde bildirim alarak konuların yeni anlatımlarını yakından takip edebilirsiniz. Bu adımımızda arkadaşlar ondalık ifadelerin kare köklerini belirleyeceğiz. Hemen anahtar bilgimizle başlıyoruz. Payı ve paydası tam kare olan sayılardan oluşan bir kesrin kare kökü alınırken pay ve payda ayrı ayrı kare kök dışına çıkarılır. Hemen örneklerimize bakalım. 1 bölü 4 ifadesini dışarıya çıkarırken 1, 1'in karesi olduğu için dışarıya 1 olarak çıkar. 4 ise 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkar. Ve bu ifademiz ne olmuş olur? Kare kökten kurtulmuş olur. Yine 16 bölü 25 ifadesi 16 4'ün karesi, 25 5'in karesi olduğu için kurtularak 4 bölü 5 olarak rasyonel sayıya dönüşür diyoruz. Buraya geldiğimizde yine 36 6 olarak, 100 ise 10 olarak dışarıya çıkar diyoruz. Peki ondalık gösterimlerin karekökü alınırken verilen ondalık gösterim kesir şeklinde nasıl yazacağız? Karekök alındıktan sonra gerekirse sadeleştirme yapılabilir ve tekrar ondalık gösterim şeklinde de sayımız yazılabilir. Mesela kök içerisinde %4 ifadesi nedir? 4 bölü 100'dür. Yani %4 ifadesini kesir olarak yazabiliriz. Yazınca 4, 2 olarak %10 olarak dışarıya çıkar ve bu ifade 2 bölü 10 ifadesi sadeleştirilerek 1 bölü 5 olarak yazılabilir. Ya da 2 bölü 10 ifadesi ondalık sayı olarak 0 tam 10'da 2 olarak yazılabilir. Bir diğer örneğimizde ise 1 tam %44 ifadesi 144 bölü 100 olarak yazılır. 144 kök dışına 12 olarak, 100 ise kök dışına 10 olarak çıkar. 12 bölü 10 olarak bu ifadeyi bakın 1 tam 10'da 2 olarak yani ondalık sayı olarak da yazabiliriz. Sadeleştirerek 6 bölü 5 kesir olarak da belirtebiliriz. Şimdi arkadaşlar öğrendiklerimizi örneklerle pekiştirelim. Gördüğünüz gibi buradaki %1 ifadesini kök içerisinde ne olarak yazabiliriz? 1 bölü 100 olarak yazabiliriz. Peki 1 kök dışına 1 olarak çıkar. 1'in karesidir çünkü. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar ve bu ifadeyi 0 tam 10'da 1 olarak yazabiliriz. Diğer ifademizde gördüğünüz gibi %9 ifadesini 9 bölü 100 olarak yazabiliriz. Ne içinde? Kök içerisinde 9 dışarıya 3 olarak, 100 ise dışarıya 10 olarak çıkar ve 3 bölü 10'a eşit olur. Bunu da 0 tam 10'da 3 olarak yazabiliriz. Buradaki ifademiz nedir? Arkadaşlar 1 tam 69 bölü 100'dür ya da 169 bölü 100 olarak yazılabilir bu ifademiz. 169 bölü 100 olarak yazalım isterseniz. Peki 160 dışarıya ne? 169 dışarıya 13 olarak çıkar. Çünkü 169 13'ün karesidir. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar ve bu ifademiz 1 tam 10'da 3 olarak yazılabilir. Son örneğimizde ise bu ifademizi 256 bölü 100 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Hemen bunu kök içerisine alıyoruz. 256 dışarıya 16 olarak, 100 de dışarıya 10 olarak çıkıyor ve bu ifademiz de 1 tam 10'da 6 olarak yazılabilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer bilgimizle çalışmamıza devam edelim. Burada verilen bilgimizde iki tane tam kare sayının kare kökleri arasında toplama ve çıkarma işlemi yapılırken tam kare sayılar kare kökten çıkarılarak işlem yapılır. Fakat kare kök içinde toplama ve çıkarma işlemi varsa önce kare kök içindeki işlem yapılıp sonra sonuç tam kare ise kare kök dışına çıkarılır. Bu durum kesirler veya ondalık gösterimler için de geçerlidir diyor. Peki burada belirtilen ifadeyi örnekle anlamaya çalışalım. Kök 16 ifadesi 4 olarak dışarıya çıkar. Kök 9 ifadesi 3 olarak dışarıya çıkar. Ve bu iki ifade toplanınca sonuç 7 olmuş olur. Peki burada arkadaşlar kök içerisinde 16 artı 9'u yaparken 16 ile 9'u direkt içeride toplarız. Sonucu 25 buluruz ve 25'te dışarıya 5 olarak çıkarabiliriz. Buradaki ifadeye dikkat etmek gerekirse kök 1 zaten dışarıya çıkabilen bir sayıdır. Ne olarak çıkar? 1 olarak çıkar. 1 bölü 4 ifadesi ise 1 dışarıya 1 olarak, 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Ve işlemimiz neye dönüştü? 1 eksi 1 bölü 2'ye dönüşmüş oldu. 1 bütünden yarım çıkarsa sonuç ne olur? Yarım olmuş olur ve bu şekilde sonuca ulaşılır. Buradaki örneğimizde ise rengimizi de değiştirelim. Kökün içerisinde bir işlem var. Önce işlemi tamamlamamız gerekiyor. Ne diyelim? 1'den 3 bölü 4'ü çıkarırsak, 1 bütünü 4 bölü 4 olarak kabul edersek, 4 bölü 4'ten 3 bölü 4 çıkarsa geriye 1 bölü 4 kalır. 1 bölü 4'te 1 dışarıya 1 olarak, 4 de dışarıya 2 olarak çıkar ve sonuç ne olmuş olur? 1 bölü 2 olmuş olur diyoruz. Şimdi artık örneklerle çalışmamıza devam edelim. Bu iki bilgimizi örnekler üzerinden pekiştirmeye çalışalım.
Şuradaki ifadeye bakalım. 0 tam %4. Bu ifadeyi ne olarak yazıyoruz? 4 bölü 100 olarak yazabiliyoruz. 4 dışarıya 2 olarak, 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Artı aynı şekilde buradaki 9 bölü 100 ifademize bakıyoruz. Bu da nedir? Kök içerisindedir. 9 dışarıya 3 olarak, 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Eksi dedik. 16 bölü 100 ifademiz var kök içerisinde. Bunu da 16'yı dışarıya 4 olarak, 100'ü de dışarıya 10 olarak çıkardık. Bu şekilde 2 ile 3'ü topladık 5. 5'ten 4 çıkardık 1. Ve ifademiz ne olmuş oldu? 1 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 1 diyebiliriz. Peki diğer örneğimize bakalım. Yine burada %81 ifadesi nedir? 81 bölü 100'dür. 81 bölü 100 dışarıya 9 bölü 10 olarak çıkar arkadaşlar. Artık daha pratik düşünerek yapıyoruz. Tek tek yazmaya gerek duymuyoruz. Buradaki 225 bölü 100 ifadesini düşünürsek 225 dışarıya 15 olarak çıkar, 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. Yukarıdaki işlemimizin sonucu 24 bölü 10 olmuş olur. Şimdi alt kısma geçelim. 144 bölü 100 ifadesi var. Nedir arkadaşlar? 144 dışarıya 12 olarak çıkar, 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. Burada da 12 bölü 10 ifademiz var. Bu ifademizi bu ifademize bölmeye çalışırsak birinciyi aynen yazarız 24 bölü 10 olarak. İkinciyi ne yaparız? Ters çevirip çarparız. Ve bu şekilde yazdığımızda onlar sadeleşir. 24'ü de 12'ye böldüğümüzde sonuç 2 olarak bulunur. Sıradaki örneklerimizi de tamamladıktan sonra rasyonel ve irrasyonel sayılara geçiş yapacağız arkadaşlar. Ama önce bu örnekleri bir yapalım. 1 ile 5 bölü 4'ü topladığımızda 1'i 4 bölü 4 olarak kabul edebiliriz. Sonucumuz ne olur? 9 bölü 4 olur. Yani bu ifade kök içerisinde 9 bölü 4'e dönüşür. 9 dışarıya arkadaşlar ne olarak çıkar? Şuraya yazalım isterseniz. 3 olarak, 4 de dışarıya 2 olarak çıkar ve sonucumuz ne olmuş olur? 3 bölü 2 olmuş olur. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bunları pratik yollardan da yapabilirsiniz. 1 kere 4, 4, 5 daha 9, 9 bölü 4 olarak veya 1 kere 16, 16, 16'dan 7 çıkardık, 9. Neden? Çıkarma işlemi olduğu için pratik yol kullanıyoruz. 9 bölü 16 olarak bu ifadeyi kullandığımızda 9 dışarıya 3 olarak, 16 da dışarıya 4 olarak çıkar ve 3 bölü 4'e ulaşırız. Buraya geldiğimizde 2 kere 9 18, 7 daha 25 olmuş olur. 25 bölü 9 olarak bunu yazabiliriz kısa yoldan. 25 dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 5. 9 da dışarıya 3 olarak çıkar ve burada da 5 bölü 3 ifadesine rahatlıkla ulaşmış oluruz diyerek rasyonel ve irrasyonel sayılara geçiş yapalım. Arkadaşlar bu adımımızda ne yapacağız? Gerçek sayıları tanıyacağız. Rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendireceğiz. Önce bazı tanımlara bakalım. Doğal sayılar nedir arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılardır ve N harfiyle gösterilir. Tam sayılar ise Z harfiyle gösterilir ve eksi sayılarla artı sayıların tamamını ve aynı zamanda sıfırı kapsayan sayılardır. Ama tam sayılardır arkadaşlar. Rasyonel sayılar tam sayı değildir. Rasyonel sayılar nedir? A ve B birer tam sayıysa bir de B'nin sıfır olmaması şartıyla A bölü B şeklinde yazılabilen bütün sayılar rasyoneldir ve Q harfiyle gösterilir. Şimdi buradan baktığımızda bakın eksi 2 bölü 7, 3 bölü 4, 5 bölü 2, eksi 3 tam 1 bölü 3, 2 tam 3 bölü 7 gibi sayıların hepsi nedir? Rasyonel sayılardır. 5 bölü 5 1'e eşit olduğu halde 5 bölü 5 şeklinde yazılabildiği için nedir? Rasyoneldir. Bu ifademizde rasyoneldir. 0 bölü 3 ifadesi de arkadaşlar rasyoneldir. Çünkü 0 bölü 3'ün sonucu nedir? 0'dır. Fakat bu şu şekilde olsaydı 0'ı sayıya böldüğünüzde nedir? Rasyoneldir. Fakat sayıya 0'a böldüğünüzde arkadaşlar biz bu ifadeye tanımsız diyoruz. Bunu mutlaka aklınızda tutmanız gerekiyor. 0 bölü 0 için de belirsizdir kavramını kullanıyoruz. Bunları mutlaka aklınızın bir köşesine not etmenizi istiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her doğal sayı aynı zamanda nedir? Bir tam sayıdır. Her tam sayı da aynı zamanda nedir? Bir rasyonel sayıdır. Bu ilişkiye dikkat etmek lazım. Ondalık gösterimler paydası 10 ve onun kuvvetleri olarak yazılabilen rasyonel sayılardır. Örneğin 0 tam 10'da 1 bir rasyonel sayıdır. Neden? 1 bölü 10 şeklinde yazılabildiği için. 1 tam 10'da 4 ifadesi de 14 bölü 10 şeklinde yazılabildiği için bir rasyonel sayıdır. 0 tam %26 ifadesi de gördüğünüz gibi 26 bölü 100 olarak yazılabiliyor. Kısacası bu tip ifadeler yani buradaki ondalık gösterimler aynı zamanda birer rasyonel sayı olarak yazılabilir diyoruz. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Virgülden sonra sürekli tekrar eden ondalık gösterimlere ne diyorduk? Daha önceki sınıflarda öğrenmiştiniz bunları.
devirli ondalık sayılar gösterimler diyorduk. 1 bölü 3 ifadesi 1'i 3'e böldüğünüzde bu şekilde devam eden bir sonuca ulaşırsınız. 3 düzenli olarak devam ettiği için biz bunu 0 tam onda 3 devirli şekliyle gösterebiliyoruz. Yine 4 bölü 3 ifadesi 1 tam onda 3 şeklinde ve 3'ler sonsuza kadar devam ettiği için bunu da 1 tam onda 3 şeklinde devirli olarak gösterebiliyoruz. 7 bölü 6 ifadesinde de 1 tam gördüğünüz gibi 1 tam 16 şeklinde ve 6'lar sürekli devam ediyor. Burada da bir düzenli devam ediş söz konusu. Şimdi buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Eğer düzenli bir devam söz konusuysa biz bu ifadelere rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ne zaman rasyonel oluyor? Bu şekilde bir düzenli devam söz konusuysa. Fakat düzenli bir devam söz konusu değilse biz bu sayılarımız rasyonel değil, irrasyonel olarak kabul ediyoruz. Devirli ondalık gösterimlerde tekrar eden rakamların üzerine ne çekilir arkadaşlar? Çizgi çekilir görüldüğü üzere. 6 sürekli devam ettiği için 6'nın üzerine. Burada ise 14 ifadesi sürekli devam ettiği için 14'ün üzerine. Burada da 123 ifadesi düzenli olarak devam ettiği için 123'ün üzerine devirli işareti yani çizgisi çekilmiş oluyor. Peki buradaki bilgimize bakalım. Bir devirli ondalık gösterimi rasyonel sayı biçiminde yazarken sayının tamamından devretmeyen kısım çıkarılarak bulunan sonuç paya yazılır. Payda ise virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0 yazılır. Yani size devirli sayılarla ilgili bir hatırlatma yapıyor arkadaşlar. Hemen örnek verelim. 0 tam onda 4 ifadesi eğer devirli ise, yani 4 devirli ise sayının tamamını yazıyoruz. Sayımızın tamamı nedir? 0 hesaba katmayız çünkü virgülleri yokmuş gibi kabul ederiz. 4 deriz. 4'ten devirsiz kısım kadar sayı çıkarıyoruz. O da nedir? 0'dır. 4'ten 0'ı çıkardık. Payda ya da devirli sayı kadar 9, bakın virgülden sonraki devirli sayı kadar 9, virgülden sonraki devirsiz sayı kadar 0 yazarız. Virgülden sonra burada devirsiz sayı olmadığı için sadece 9 yazdık ve bu şekilde bu devirli ifadeyi rasyonel olarak 4 bölü 9 olarak belirttik. Yine buradaki örneğimize dikkat edelim. Sayının tamamı nedir? 236 olarak yazılır. Devretmeyen kısım kaç? 23. Peki 236'dan 23'ü çıkarırız. Paydaya ne yapıyorduk? Virgülden sonraki devirli sayı kadar 9, devirsiz sayı kadar 0 koyuyorduk. Virgülden sonra bir tane devirsiz olduğu için bir tane 0 koyuyoruz. Ve gerekli işlemleri yaparak 213 bölü 90'a ulaşıyoruz. Burada da sadeleştirme yaparak 71 bölü 30 sayısına ulaşıyoruz. Yine benzer bir örnek. Burada sayının tamamı 145'tir. Devirsiz olan kısım 1 olduğu için 145'ten 1'i çıkardık. Virgülden sonra 2 tane devirli sayı olduğu için 2 tane 9'u kullanarak 99'u yazdık. Herhangi bir devirsiz sayı olmadığı için burada 0 yazmadık ve işlemimizi 144 bölü 99 olarak yazdık ve sadeleştirerek 16 bölü 11 ifadesine ulaşmış olduk. Şimdiye kadar arkadaşlar rasyonel sayıların neler olduğuna dair bazı önemli bilgileri verdikten sonra irrasyonel sayılarla ilgili biraz bilgi sahibi olalım. Rasyonel sayılar gibi A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar I harfiyle gösterilir arkadaşlar. Virgülden sonraki rakamları belli bir kurala bağlı olmadan sıralanan sayılar irrasyoneldi. Devirliler nasıldı arkadaşlar? Devirlilerde düzenli bir gidiş vardı. Fakat virgülden sonraki kısım düzenli bir şekilde devam etmiyorsa, yani virgülden sonra sürekli devam eden sayının ne olduğu belli değilse biz bu tip sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Bunlardan birisi de pi sayısıdır arkadaşlar. Yine e eşittir 2 tam binde 718 diyeceğiz ama bu böyle devam ediyor ve nasıl devam ettiği belli olmadığı için yine bu sayımıza ne diyoruz? İrrasyonel bir sayı diyoruz. Unutmayın arkadaşlar, kök içerisinde dışarıya çıkamayan sayılar da irrasyonel sayılardır. Kök 2, kök 3 gibi ifadeler kök dışına çıkamayacağı için biz bu sayılara ne diyoruz? İrrasyonel sayılar diyoruz. Bunların yaklaşık değerleri hesaplanabilir arkadaşlar. Fakat hesaplamamıza gerek yok. Zaten kökten dışarı çıkamadığı için biz bu sayılarımıza irrasyonel sayılar diyoruz. Aşağıdaki sayılardan rasyonel olanlara Q, irrasyonel olanlara I diyecek olursak 5 bir rasyonel sayıdır. Çünkü 5 bölü 1 olarak yazılabilir. Kök 7 dışarıya çıkamadığı için irrasyoneldir. Arkadaşlar E sayısı yani şuradaki E sayısından bahsediyor. Özel bir sayıdır. Yine nedir? İrrasyonel sayıdır. 0 sayısı rasyonel bir sayıdır. Neden? 0 bölü 1 olarak, 0 bölü 5 olarak yazabildiğimiz için. Peki 0 tam onda 8 devirli ifadesi düzenli olarak 8 devam ettiği için rasyoneldir.
Eksi 5 bölü 2 ifadesi a bölü b şeklinde yazılabildiği için rasyoneldir. Kök 36 ifadesi dışarıya 6 olarak çıkar. Dışarıya çıkabildiği için rasyoneldir. Ve şuradaki ifademiz arkadaşlar irrasyoneldir. Çünkü düzenli bir devam söz konusu değildir. Diyerek devam edelim hemen bilgilerimize. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin ortak elemanı yoktur. Yani bir sayı rasyonelse irrasyonel olamaz. İrrasyonelse rasyonel olamaz. Devirli ondalık gösterimler rasyonel sayıdır arkadaşlar. Fakat irrasyonel değildir. Bakın devirli sayılarda bir düzenli devam ediş söz konusu olduğu için bu ifadeler rasyoneldir. Fakat gördüğünüz gibi şu ifadede yine düzenli bir devam söz konusu olduğu için bu ifade irrasyonel değildir. Bu ifade nedir arkadaşlar? Şöyle yazılması gerekir. Şöyle 8'in üzerine devir işareti koyarız ve bu düzenli olarak devam ediyor anlamında olduğu için bu sayımız nedir? Rasyonel bir sayıdır fakat irrasyonel değildir diyerek örneklere geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar örneklerle bu konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Buradaki ifadelerden rasyonel olanlara Q, irrasyonel olanlara I harfini vereceğiz. Arkadaşlar eksi 12, eksi 12 bölü 1 olarak yazılabildiği için nedir? Rasyoneldir. 3 bölü 5 rasyoneldir. Buradaki ifade düzensiz devam ettiği için nedir? İrrasyoneldir. Fakat burada bakın 247, 247 yani düzenli devam eder. Bu sayımız normalde nedir? Şu şekilde 247 yazıp üzerine devir işareti koyabiliriz. Bu nedenle nedir? Rasyonel bir sayıdır. Burada da bakın 5'ler düzenli olarak devam ettiği için rasyoneldir. Peki buradaki ifademiz nedir? 144 bölü 1000'dir arkadaşlar. Şimdi 144 bölü 1000'i yazalım. Bakalım dışarıya çıkıyor mu onu görmeye çalışalım. 1000 herhangi bir sayının karesi değildir. Bu nedenle dışarıya çıkamaz. Fakat 144 12 olarak dışarıya çıkabilir. Yani 12 bölü 1000 ifadesi 100 çarpı 10'dan nedir? 10 kök 10'a eşittir. Bu kök dışarıya çıkamadığı için bu ifademiz rasyonel olamaz diyoruz. Bu nedenle bu ifade de irrasyoneldir. Buraya geldiğimizde kök içinde 1 bölü 4 ifadesi nedir? 1 dışarıya 1 olarak, 4 dışarıya 2 olarak çıkar ve rasyonel olur arkadaşlar. Fakat 25 bölü 17 ifadesinde 25 dışarıya 5 olarak çıkarken kök 17 ifadesi dışarıya çıkamadığı için bu ifademiz ne olmuş olur? İrrasyonel bir ifade olur. Kök 6 dışarıya çıkamadığı için irrasyoneldir. Kök 81 ifadesi 9 olarak dışarıya çıkabildiği için rasyoneldir. Pi sayısını biliyorsunuz düzenli bir devam etme söz konusu olmadığı için irrasyoneldir. Kök 8 ifadesi 4 çarpı 2'den 2 kök 2 olarak dışarıya çıkar fakat kök 2 kurtulamadığı için irrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Bu şekilde hangilerinin rasyonel, hangilerinin irrasyonel olduğuna karar verebildik. Buraya geldiğimizde yandaki şemada verilen sayılardan hangilerinin yerinin yanlış olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tam sayılar kısmına dikkat edelim. Kök 4 ifadesi nedir arkadaşlar? 2'dir. Bu nedenle doğal sayı kavramına girer. Herhangi bir problem yok. Burada ise tam sayılar var arkadaşlar. Tam sayılar kısmında 3 bölü 4'ün olması yanlıştır. Çünkü 3 bölü 4 tam değil, rasyonel bir sayıdır. Bu nedenle 3 bölü 4'ün yerinde bir hata vardır diyoruz. Aynı şekilde rasyonel sayılar kümesinin içerisine baktığımızda buradaki bütün sayılar rasyonel olarak yazılabilirken kök 7 ifadesi dışarıya çıkamadığı için kök 7 bir irrasyonel sayıdır ve rasyonel sayılar kümesinin içerisinde yer alamaz. Bu nedenle bu ikisi yanlıştır diyoruz. Bir diğer örneğimizde iki tane tablomuz verilmiş. Burada rasyonel sayılar, burada irrasyonel sayılar var. Hangisinde hata var? Neyi değiştirirsek düzeltmiş oluruz. Peki arkadaşlar, kök 8 dışarıya çıkamayacağı için kök 2'si, bu nedenle irrasyonel olması doğrudur. Pi sayısı da irrasyoneldir. Kök 6 da irrasyonel bir sayıdır. Fakat kök 25 ifadesi 25 bölü 100'den 5 bölü 10 olarak dışarıya çıkabiliyor. Ve bu ifade ne oluyor arkadaşlar? Rasyonel oluyor. Yani bunun burada olmaması gerekiyor. Aynı şekilde 3 bölü 5 rasyoneldir. 0 rasyonel bir sayıdır. Kök 36 da dışarıya 6 olarak çıktığı için rasyoneldir. Fakat kök 3 bölü 2 ifadesinde kök 3 dışarıya çıkamayacağı için kök içerisinde kalır ve irrasyonel bir sayı olur. Bu nedenle bu iki ifadenin yer değiştirmesi gerekir arkadaşlar. Dedikten sonra şu bilgimize de dikkat edelim ve bu konuyu yavaş yavaş tamamlamaya çalışalım. Gerçek sayılar rasyonel sayıları ve irrasyonel sayıların birleşmesinden oluşur. Yani gerçek sayılar ifadesi rasyonel ve irrasyonel sayıların toplamına eşittir diyebiliriz. Gerçek sayılar reel sayılar kümesi R harfi ile gösterilir. Gerçek sayıların sembolü R harfidir arkadaşlar. Reel gerçek anlamına gelir. Sayı doğrusunda her bir noktaya karşılık gelen bir gerçek sayı
vardır. Yine gerçel sayılar gördüğünüz gibi eksi sonsuz da artı sonsuz arasında devam eden sayılardır. Sonsuz çoklukta gerçek sayı vardır dedik. Bakın gerçek sayılar ifadesi şurada dışarıdaki büyük kümedir. Bu büyük kümenin içerisinde hem irrasyonel sayılar, hem rasyonel sayılar, hem tam sayılar, hem doğal sayılar vardır. Kısacası bütün sayılar reel sayıların yani gerçek sayıların kümesinin içerisinde yer alır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu etkinliğimizde hangi sayıların rasyonel, hangilerinin irrasyonel olduğuna karar vereceğiz. Pi sayımız neydi? İrrasyonel bir sayıydı. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkabildiği için nedir? Rasyonel bir sayıdır. Bu ifademiz 144 bölü 100 olduğu için 12 bölü 10 olarak dışarıya çıkabilir. Bu nedenle 12 bölü 10 ifadesi rasyoneldir. 256 bölü 1000 ifadesinde 1000 kökten kurtulamayacağı için ne olacak? İçeride kalacak ve irrasyonel bir sayı olacak. Buradaki devirli sayımız nedir arkadaşlar? Düzenli devam ettiği için nedir? Rasyonel bir sayıdır. Buraya devam ettiğimizde arkadaşlar eksi 3'ten 1 bölü 2 ifadesi kesirli bir ifadedir ve rasyoneldir arkadaşlar. Şu ifadeye dikkat edelim. 1 kere 9, 9, 5 çıkardık 4. Bu ifade nedir? 4 bölü 9'dur. Peki 4 bölü 9 kök dışına nasıl çıkar? 2 bölü 3 olarak çıkar. 2 bölü 3 de nasıl bir sayıdır? Rasyoneldir. Buradaki düzensiz devam edişi gördüğünüz için arkadaşlar bu sayımız irrasyonel bir sayı olmuş oluyor. Şimdi diğer örneğimize devam edelim. Aşağıdaki kümelerden hangisi doğrudur denilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Doğal sayılar tam sayıların içerisindedir. Tam sayılar da rasyonel sayıların içerisinde olması gerekirken irrasyonel sayılar ifadesi burada yanlış olmuş. Bu nedenle hatalı. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar. Bunlarla hiç alakası olmayan irrasyonel sayılar ve bütün bunların toplamına gerçek sayılar denildiği için arkadaşlar B seçeneği doğru olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi irrasyonel tamların içinde zaten olmaz. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel. Gerçel sayılar ifadesi burada hatalı. Gerçel sayılar hepsini kapsayan sayılar olduğu için irrasyonel de bunun yer değiştirmesi lazım. Bu nedenle burası da hatalı olmuş oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yeni konularımızda, yeni konu anlatımlarımızda ve soru çözümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.